Kendi aşı çalışmalarımızı yapmamız lazım. Bilimsel olarak aşı üretebilecek kapasitedeyiz. Yeter ki imkan sanılsın, Türkiye'deki, ülkemizdeki tıp adamları, mikrobiyologlar aşı üretecek kapasitedir. Ama buna uygun altyapı ve kaynak oluşturmanın bir kez daha gerekliliğini vurguluyorum. Ne yapıp edip biz aşı üretmemiz lazım. Bu salgın gelip geçecektir inşallah. Ama yarın başka salgınlar çıkacaktır. Çıkması da doğaldır. Onun için böyle durumlara hazırlıklı olmak adına aşımızı üretmemiz lazım. Bu vesileyle bu enfeksiyonda eklenen enfeksiyonlar sekonder enfeksiyon dediğimiz enfeksiyonlardır. Pnömonidir, kronik bronşittir. Var olan altyapıdır, zemindir. Şimdi onun için diğer aşılarımızı en azından bu dönemde yaptıralım. Gelişmiş olan aşı reddi çok tehlikeli bir durumdur. Bu vesileyle aileleri uyarıyorum. Yaşlılarımızı uyarıyorum. Pnömokok aşısı, hemofilus influenza aşısı, kızamık aşısı gibi aşılar solunum yoluna eklenecek enfeksiyonları önlemek açısından önemlidir. Aşı reddi gibi bir yanlışın içerisindeyiz. Bu vesileyle aileleri uyarıyorum. Çocuklarınıza ve risk gruplarına, yaşlılarına aşılarımızı yaptıralım.